Usulü Kafi'de Abdülaziz bin Müslim şöyle rivayet ediyor. Resulullah ferman etti. İmam Mehdi dinin düzeni Müslümanların onurudur. Münafıkların kinini üzerine çeker. Bütün münafıklar akıl almaz kin duyuyorlar Mehdi'ye karşı. O devrin, yani bu devrin bütün münafıkları acayip kin duyacaklar Mehdi'ye karşı. Ama yanındayken çok seviyorum derler. Peygamberimiz de olduğu gibi. Çok saygılar. Tabii ki kin doludur. Kafirlerin, Mehdi kafirlerin helak olmasının vesilesidir. Yani Darwinizm, materyalizm, ateizmin yok olması vesilesidir. Deylemi Cami-i Sahir'de İmam-ı Suyuti biliyor. Münafık gözlerine hakimdir. İstediği şekilde ağlar diyor. Çok büyük bir mucize. Yani ağlamayı kullanır diyor münafık. Bak münafık gözlerine hakimdir. İstediği şekilde ağlar. Ramuzul Ehadis. Ümmetimdeki münafıkların çoğu okuyanlar içinden çıkacaktır diyor Peygamberimiz. Bak Kur'an okuyan demiyor. Zübbelik yapar işte. Bir küfürden, bir dinsizlerden, bir it kopuğun eserlerinden. Oradan buradan okuyor. Çok okuyor. Ama onu şeytanlık için, o enaniyetini artırıyor, azgınlığını artırıyor. İslam'a karşı düşmanlığını artırıyor, Müslümanlara karşı düşmanlığını artırıyor. Ümmetim hakkında diyor Peygamberimiz, en çok korktuğum güzel konuşmasını bilen ve kalbi cahil olan her münafıktır. Münafıklar çok dilbazdır, çok seri konuşurlar, çok seri yalan söylerler. Yani lafazandırlar, onlar lafını laf yetiştirmek çok güçtür. Ama ahmaktır tabi, bildiğini bildiğini tutmaz. Ayette de var ya. Evet. Hadiste de onu söylüyor. Yani sürekli çelişki içindedir. Ama çirkeftir. Sıkıştığında hemen ağlamaya başlar. Baygınlık geçirdiğini söyler. Hadilik yapmaya başlar. Onun için hem hadiste hem Kur'an'da bu özellikler çok kapsamlı anlatılmış. Geldiğinde mutlaka pislik yapmaya gelir Müslümanlar yana yanaştığında. Yani iyi niyete gelmez. Ya mutlaka ahlaksızlık peşindedir. Ve kurtulamaz bundan. Yani hastalık şeklinde bir özelliği var. Fakat Müslüman tabii akıllı, imanlı olduğu için onun zararından etkilenmez. Ama iyi bilinmesi lazım tabii. Münafığın bütün felsefesi, kişiliği çok iyi tanıtılmalı ki Kur'an'da yaptı bu, Cenab-ı Allah Kur'an'da bunu yapmış. Müslümanlara zararı olmasın diye münafıkları bu kadar çok detaylı tanıtıyor. Bize küfrü bu kadar tanıtmıyor Cenab-ı Allah. Münafık sürüye yanaşmak isteyen şaşkın koyun gibidir diyor Müslüm'de de. Yani koyun aklı vardır. Yani. Koyun gibi akılsızdır. Enes bin Malik radıyallahu anh. Bizde Necer oğullarına bir kimse vardı. Bu zat Bakara ve Ali İmran sureleri okumuştu. Allah Resulüne de katiplik yapıyordu. Derken bak Resulullah'ın yanında. Hiç ayrılmıyor. Acayip sevdiğini söylüyor. Ona hizmet ediyor. Kendini de bütün İslam alemine Müslümanlara Peygamberimiz katip olarak tanıtmış. Allah Resulü'ne de katiplik yapıyordu derken bu adam kaçıp gitti münafık olduğu için. Onlar münafıklar ve küfür kendisini yüksek makamlara çıkardılar. Hemen bak destekliyor görüyor musun? Yani bu ahlaksızların özelliği de münafıklar çünkü gittiklerinde kendileri gibi münafık ve pislikleri bulacağını bilir. Bir de küfür münafığa hemen destek olur. Müslüman'ın yanından ayrıldın mı? Yani ona her türlü imkanı tanımak ister. O yüzden münafık daha da bir çirkefleşir. Onlar kendisini yüksek makamlara çıkardılar ve şu adam Muhammed'e katiplik yapıyor diyerek kendisini pek beğendiler. Görüyor musun? Peygamberin yakınlığını küfrün içinde bir prestij meselesi olarak kullanıyor. Şu adam Muhammed'e katiplik yapıyordu diyerek sallallahu aleyhi ve selleme kendisini pek beğendiler. Aradan çok zaman geçmeden Allah onun boynunu helak etti. Öldü bu adam diyor. Sahih Müslim hadis numarası 4987. Münafığın bir de böyle bu pislik yönü vardır. Yani Müslümanın içinde itibar imkan sağlar. Mesela oluyor bir Müslüman kanalda çıkıyor. Çok dindar, iyi bir insan olarak tanıtıyor. Sonra gidiyor küfrü savunan, Allahsızlığı savunan bir kanalda görev alıyor. Çok iyi tanındığı için Müslüman biri orada kanalda görev aldı diyorlar. Yani tabi bu herkes için yahut herhangi bir kimse için demiyorum.
Örnek veriyorum ki kavransın diye. Yoksa insanlar bunları kafasında canlandıramaz.